Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın yegane amacı bölgenin gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak. Bu gelişmenin sağlanması içinse birincil faktör nitelikli insan gücü. İşte bu noktada eğitim yatırımlarının önemi karşımıza çıkıyor. Marka sağladığı desteklerle bu alanın da arkasında. Marka Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, eğitim alanına verilen desteğin ne kadar değerli olduğunu belirtti. Kalkınma hepimizin bildiği gibi sadece ekonomik kalkınmayla olmuyor. Sosyal kalkınmayla bütün de. Kalkınma topyekun bir seferberliktir. Dolayısıyla yetişmiş insan gücünüz ve nitelikli insan gücünüz olmadığı zaman kalkınmayı yönetmek ve sürdürülebilir kılmak çok zor. Dolayısıyla bölgedeki insan kaynakları kalitesini artırmak, üretimde yer alan objelerdeki üretim süreçlerinde sürekli eğitimi gerektiren bir unsur. Markanın bir misyonu da sürekli eğitim vererek bölgedeki insan gücü kapasitesinin niteliğini de artırmak ve bu üretimdeki niteliği artırmak üzere eğitimler veriyoruz. Sürekli eğitim merkezimiz var. Sürekli eğitim merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarımızın, özel sektörümüzün, odalarımızın, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın bölgedeki ihtiyacı olan her türlü eğitim konusunda onların talepleri doğrultusunda eğitim programları düzenliyoruz. Bugüne kadar hem markası hem bünyesinde hem de teknik destek kapsamında yapmış olduğumuz eğitimlerde 50 bin kişinin üzerinde bir kişi eğitimden geçirmiş bulunuyoruz ve bunların birçoğu da sertifikalandırılmış oluyor. Bunlardan en önemlisi girişimcilik eğitimleri. KOSGEB Başkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz girişimcilik eğitimleriyle iş yeri kurmadan önce iş fikirlerinin olgunlaştığı bir girişimcilik eğitimimiz var. Girişimcilik eğitimi alan girişimcilerimiz KOSGEB'den kredi desteğine müracaat ediyorlar ve iş yerini kurma şansına sahip oluyorlar. Onun ötesinde proje hazırlama eğitimi dediğimiz bu tür projelere nasıl proje hazırlanır, proje süreçleri nedir, proje yürütümü nasıl olur, bunlara eğitimini yapıyoruz. Onun dışında pazarlama, dış ticaret, iletişim eğitimi gibi hem kurumsal anlamda hem de bireysel anlamda gelişimi sağlayacak eğitimleri bünyemizde sürekli eğitim merkezimiz aracılığıyla konunun uzmanı teknik kişiler aracılığıyla yerine getiriyoruz. Bunu zaman zaman kendi personelimiz yetişmiş uzmanlarımız eliyle veriyoruz. Zaman zaman da konunun uzmanı hem bölgeden hem de ülkemizden yetişmiş uzmanları bu programa dahil edip onların bilgilerinden faydalanmış oluyoruz. Bölgenin eğitim anlamında da gelişmesini takip etmek önemli görevlerimizden bir tanesi. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Kocaeli'de bulunan girişimci çocuk atölyesinde 30 çocuğa eğitim veriliyor. Çocuklara 5 günlük eğitimin sonunda oluşturulan proje pazarında projelerini sunmaları için fırsat oluşturuluyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, girişimci çocuk atölyesi hakkında bilgiler verdi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Kocaeli'deki 30 çocuğa eğitim verdikleri girişimci çocuk atölyesi hakkında bilgi verdi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak gelecekte de kalkınmış bir ülke olabilmek adına gençlerimizin yetişmesi, bu alanda da yetişmiş gençlerimizin olmasını hedefliyoruz. Bugünün Türkiye'sinde Türkiye dünya sanayisinde öncü bir ülke olabilmek için gelecekte de kendisi yetiştirmiş fikirler olan gençlerimizin önünü açacak girişimcilik çocuk atölyesiyle bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bölgemizdeki girişimci ruhunu geliştirmek, çocuklarımızın özgün hayal dünyalarını daha hayat içerisinde yoğrulmadan ortaya çıkarında daha başarılı olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu yaşlarda bu gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği planlamadaki girişimcilik ruhunu öne çıkaracak, onları bu anlamda yetiştirecek bir proje girişimcilik atölyesi. Kocaeli'deki 30 çocuğumuzu burada girişimciliğin ruhunu vermeye çalışıyoruz. Burada takım olma ruhunu, fikir geliştirme ve fikrini savunma düşüncesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Böylelikle gelecekte de gençlerimizi kendi ifade edebilen, fikrini savunabilen ve fikir oluşturup fikir etrafında yatırım yapan girişimciler haline getirmeyi planlıyoruz. Dünyada girişimciliğin yaşı çok aşağılara inmeye başlamadı. Çocuk yaşlardan başlayarak bunu öğretmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biraz da yeteneksel anlamda yeteneklerin bu yaşlarda geliştiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bugünkü programla birlikte liyakat
derneğimizle birlikte Kocaeli'de 30 çocuğumuzun girişimcilik kurulunu gün yüzüne çıkaracağız, çıkarıyoruz. Bu gençlerimizle geleceğe ülkemiz daha iyi emanet edeceğimizi düşünüyorum. Girişimci Çocuk Atölyesi'nde verilen eğitimleri anlatan Marka Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, eğitimler hakkında detaylı bilgi verdi. Burada çocuklarımız öncelikle girişimciliğin ne olduğunu, proje fikrinin ne olduğunu, proje geliştirmenin ne olduğunu ve proje geliştirme fikri bir sistematize edip savunmanın ve onu hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini öğreniyorlar. Önce fikir oluşturma, bu fikri geliştirme ve bu fikir etrafında takım ruhunu oluşturup fikirlerinin gerçekleşecek eylemleri, adımları burada bir öğreniyorlar. Bunu bir kendi yaş grupları içerisinde sadece biraz da oyun çerçevesinde öğreniyorlar. Daha sonra takımlar halinde bu fikirlerini nasıl savunabileceklerini, nasıl hayata geçireceklerini ve ürettikleri bir fikir veya ürünü nasıl piyasaya sunup piyasa nasıl pazar payı elde edeceklerini öğreniyorlar. Pazarlama tekniklerini, reklam nedir, nasıl reklam yapılır, etkili reklam nedir, hedef kitlesi nedir, ne olmalıdır, kime nasıl reklam yaparsam doğru yerinde olur gibi projelerinin oluşturdukları projeleri de satışını da burada öğreniyorlar. Dolayısıyla hayatı öğretiyoruz burada, gelecek hayatı. 10 yıl sonraki bu gençlerimizin, çocuklarımız karşılayacağı ve yaşayacağı hayatı burada bugünden yaşama fırsatını sahip oluyorlar. Bir laboratuvar ortamında ticareti ve hayatı öğretmeye çalışıyoruz gençlerimize, çocuklarımıza. Girişimci Çocuk Atölyesi'nde eğitim alan 30 çocuğa 5 günlük eğitimin sonunda oluşturulan proje pazarında projelerini sunmaları için fırsat oluşturuluyor. Bu çocuklarımızla beraber olup fikirlerini dinlediğiniz zaman gerçekten yetişmiş insanlar da kadar değerli fikirlerin olduğunu görüyorsunuz. Bugün buradaki 30 çocuğumuzla başlayan sinerjiyi biz bütün Kocaeli'ye, bütün bölgemize yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Daha sonra bu çocuklarımızla birlikte bir girişimcilik kampı planlayıp orada fikirlerini daha da olgunlaştırıp bölgede bir bunlar bizim girişimci takımımız olacak. Geleceğin girişim takımı olacak. Bunu da sürekli hale getirmeyi düşünüyoruz. Bu proje, bu çocuklarımız eğitim sonunda 5 günlük eğitimin sonunda proje pazarı oluşturuyoruz. Bu proje pazarlarında oluşturmuş oldukları fikirlerini pazara sunuyorlar. Bunların içerisinde gerçekten çok değerli ve ticari anlamda da ürün haline gelebilecek fikirleri biz olgunlaştırıp Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak bugünden bu çocuklarımızın fikirlerini destekleyip ticari hayata kazandırmayı düşünüyoruz. Bakalım onlarla bir yola çıktık. İnşallah güzel sonuçları hep birlikte göreceğiz. Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan alınan destekle özel eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlikler yapılıp sosyal hayatlarına değer katma amacıyla proje oluşturuldu. 20 Nisan'da başlayıp 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla sergi açılarak proje sonlandırıldı. Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan Abdullah Mahmut Aytürk, Marka'dan teknik destek aldıkları projenin yazarı ve yöneticisi olarak projeyi faaliyete geçirdi. Adım Abdullah Mahmut Aytürk, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde MEPBİS yöneticisi olarak çalışıyorum. Proje kapsamında bu Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile hazırladığımız bir proje, teknik destek aldığımız bir proje. Bu projenin aynı zamanda yazarı ve yöneticisiyim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yaptığımız İlçemizin okulu Şehit Ali Borunli Özel Eğitim Uygulama ve İş Merkezi okulumuzda projeyi uyguluyoruz. Proje kapsamında 20-20 toplam 40 tane özel eğitim alan bu öğrencilerimize fotoğrafçılık eğitimi, uygulamalı fotoğrafçılık eğitimi çerçevesinde bir eğitim verilmesini düşündük. Markaya sundukları projede özel eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlikler yapıp sosyal hayatlarına değer katma amacıyla projelerini oluşturdular. Hangisi? Yeter. Evet, şurası. Dikeyleri göster, dikey göster bakalım. Dikey göster bakayım. Aferin. Başka? Hocam biliyorum. Tamam, çok güzel. Geç, gel. Sakarya ilinde Serdivan ilçesi özel eğitim kurumları olarak çok geniş imkanlara sahip. Tüm Sakarya'dan özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizin Serdivan İlçe Milli Eğitim'deki kurumlarda, bu bizim 5-6 tane kurumumuz var. Türkiye'de ortalama olarak Serdivan İlçe Milli Eğitim özel eğitime yönelik kurumları açısından bayağı zengin, fazla kurumu, ihtiyaca yönelik kurumu olan bir kurum. Bu kurumlarımızda öğrencilerimize yönelik
çeşitli etkinlikler yapmayı istedik. Öğrencilerimize farklı bakış açıları, sosyal hayatında, özbenlik algısında bir değer katabilecek ne yapabiliriz diye düşündük. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Dere, bu konuda yani bu özel eğitim kurumlarımıza yönelik bir çalışma yapmamız gerektiğini, böyle bir ihtiyacın olduğunu, hasıl olduğunu söylediler. Biz de bununla ilgili böyle bir düşünce çerçevesinde, yani bunlara nasıl bir eğitim veririz? Sosyal hayatın, ben branşım bilgisayar öğretmeniyim. Yani Facebook, Twitter gibi sosyal medyanın çok yaygın olduğu ve oralarda görsel materyallerin çok kullanıldığı ve bizim özel eğitim öğrencilerimizin de bu görsel materyalleri kendileri kullanıp hayatın içine kendilerine giriş sağlayabilmemiz açısından böyle bir düşünce geldi. Ne yapabiliriz? Fotoğrafçılık kursu. Bunlara daha iyi, yani fotoğraf çekimini, güzel fotoğraf, bakış açısı kazandırmak. Şimdi özel eğitim öğrencilerinde empati kurabilmeyi, farklı bir bakış açısıyla gördükleriyle baktıklarının farklı olabileceklerini, bunu ancak yani fotoğrafçılık üzerine bir kurs verirsek, bu anlamda ihtiyaç duyduk, bu eğitimi verebileceğiz, bu eğitim desteğe ihtiyaç var. Nereden yararlanabiliriz? Tabii kendimize bu konuda marka, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sağ olsunlar böyle bir yılda birkaç periyotla teknik destek başvurusu yapıyorlar. 15 bin liraya kadar ki bu projeyi teşvik amacıyla iyi de bir proje. Marka ile teknik destek başvurusuyla çalışmaya başlayan Abdullah Mahmut Aytürk, proje yazım esnasında da markanın proje döngüsü yönetimi kapsamında sorulan sorular için teknik destek verilmesiyle proje gerçekleştirildi. Tamam, evet, şu değil mi? Evet. Şöyle, bravo. Teşekkür ederim. Evet. Onun adı ne peki? Yatay adı ne? Emir. Yok hayır, yatay yok. Şu ben. Kayıp veya sandal diye. Sandal değil mi? Sandal. Onunla ne geçsin? Tamam. Gözünüz nasıl bir yapıya sahipti? Bir karanlık kutuydu değil mi? Evet. O ortasında bir delik vardı. Oradan içeriye ışık giriyordu. Ve o giren ışık sayesinde biz de etrafımızda olan her şeyi görebiliyorduk. Ve bu bizim gözümüzün içerisinde ilk giren ışık, Özkan, ilk giren ışık, görüntüler. Gözümüzün hemen arkasında bir tabaka vardı. Işığa hassas bir tabaka. Aynı sensör gibi, fotoğraf makinelerindeki sensörler gibi. Oraya ters olarak düşüyorduk demiş idik. Çok net görüyor musun? Yok. Göremiyorsun değil mi? Fotoğraf çekmek için ne gerekliydi? Işık gerekliydi değil mi? Şimdi arkadaşımıza ışığı verelim. Evet, şimdi şu anda nasıl görüyorsun? İyi. Görüyorsun değil mi? İyi. Evet, nasıl görüyorsun ama? İyi görüyorum. Ters görüyorsun ama değil mi? Evet. Ters görüyorsun. Peki, ışık kaynağımızı başka yöre yani arkaya doğru dolaştırdığımızda, arkaya doğru dolaştırdığımızda nasıl görüyorsun şimdi? Şu anda görüyor musun? Yok. Görünmüyor değil mi? Çünkü ışığın geliş yönü çok önemliymiş. Markayla tanışmamız nasıl oldu? Marka resmi bir kurum, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı. Biz de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na tabii bu anlamda yaptığı faaliyetleri, desteklediği projeleri takip ediyoruz. Kendileri de zaten bize yapılacak projeler hakkında her yıl özel resmi kurumlar olsun, diğer kurumlara mailler atıyor. Biz de başvurunun yani teknik destek başvurusuyla bu projenin örtüşebileceğini ve bu projeyle beraber teknik destek başvurusu yapabileceğimizi düşünerekten başvurduk. Yani marka bilinirlik açısından resmi kurumlar tarafından gayet iyi bilinen. Sağ olsunlar projemizi de yazdık. Bu konuda ihtiyaç duyduğumuz zaman yani bir telefon uzağımızdaydı. Proje yazım aşamasında çok destek oldular. Hem Sakarya'da hem de Kocaeli'nde böyle destek oldular. Biz de yazdık projemiz. Uygun gördü. Onlarca proje arasından geçen bir proje oldu. Sakarya'da sanırsam bu dönemde 2-3 projeden bir tanesi. Tüm markanın bulunduğu 5 ilde alan örnek projelerden bir tanesi oldu. Şimdi de uygulama aşamasında zaten. Çok da memnunuz. İyi de gidiyor. Tamam. Evet. Evet. Yakınlaştırıp uzaklaştırarak da dene bakalım. Bravo. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Evet, oldu, oldu, oldu. Evet. Güzel. Aferin. Evet, aferin. Bu işi çözdüm hocam. Çözdün, evet, tamam. Bu işi çözdüm.
Bu çok önemli bir iş. Tamam mı? Çok önemli yarın bir nokta. Doğru fotoğraf çekebilmen için bunu zaman, anlaman gerekiyordu. Bunu ve anladınız yarın düzgün fotoğraflar çekiyorsunuz değil mi? Halletmiş olacaksınız. Aferin. Buna dikkat ettiğiniz zaman. Aferin. Bir çiçek görüp çektiğimiz zaman onun gidiyoruz fotoğrafını çekiyoruz ya. Gidip üzerine basıp geçmiyoruz. Arkadaşımız da çeksin onu. Ve dediğim gibi en önemlisi lütfen birbirimizin önüne geçmeden saygılı bir şekilde yarın birbirimizi güzel fotoğraflar çekeceğiz, tamam mı? Evet. Ha oldu, arkadaşınız biri önünüze geçti, fark edemedi, o kadar dikkat etti. Bağırıp çağırmıyoruz, ona kızmıyoruz. Bir dakika ben çekiyorum, bekle diyeceksiniz. Güzel güzel, tamam mı? Neydi, biz bir takımdık değil mi? Evet. Bu eğitim Nisan'ın 20'sinde başlayıp 16 Mayıs haftası Engelliler Haftası'nda sergiyle beraber bir yaptığımız çalışmaların sonucunda bir sergi açmayı planlıyoruz ve sergilemeyi istiyoruz çocuklarımızın yaptığı eserleri. O sergi beraber, yani Engelliler Haftası'yla beraber projemiz sonlanmış olacak. Yani 2 haftadan fazla bir süreç sürecektir. Sağ olun. Kocaeli'de müze ziyaretleri arttı. Bu aynı zamanda entelektüel birikimin, sanat farkındalığının ve tarih bilincinin de arttığının bir kanıtı niteliğinde. Kocaeli Müze Müdürlüğü Çocuk Eğitim Atölyesi çalışmalarıyla ziyaretlerin artması sağlandı. Tabii bu projede Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirildi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle projelerini gerçekleştiren Kocaeli Müze Müdürlüğü Çocuk Eğitim Atölyesi çalışmasıyla müze ziyaretlerini arttırdı. Şimdi aslında Kocaeli'de müze kuralı bir hayli tarih olmuş. Envanterimize kayıtlı ilk eser 1965 tarihinde. Gazete arşivlerine baktığımızda ise 1967'de açıldığını görüyoruz. 50 yıllık bir tarih, yoğun bir tarih fakat bu zaman zarfı zorluklarla geçmiş. Özel bir müze binasına sahip olmamış. İlk açıldığı, kurulduğu yer Saray Müze, Kasr-ı Hümayun, Av Köşkü olarak bilinen bina. Ardından 87'de Saatçi Ali Efendi Konağı'nda etnografya bölümü hizmet vermeye başlamış. Ve ardından tabii depremlerde büyük hasarlar görmüş. Teşhire uzunca yıllar kapalı kalmış. Bu sebeple de İzmitlilerin pek de yerini bilmediği bir müzede olmuş. Kesintisiz hizmet devam etmekle beraber ziyaretçi alabilmek konusunda problemler uzunca yıllar sürmüş ve dolayısıyla da İzmitlilerin pek bilmediği bir mekan haline gelmiş. Ancak 2006 yılında içinde bulunduğumuz bu eski Garalanı kompleksine taşınmış. 2006 yılından beridir burada hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Av Köşkü'nde, Saray Müze'de müzecilik faaliyetimiz devam ediyor ve 2012 yılının başından beri de Atatürk ve Redif Müzesi'nde müze işletmesini devam ettiriyoruz. Yani bugün 3 tane müzemiz var bize bağlı yürüyen. Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Kocaeli'deki müzeleri anlatarak Kocaeli'de 3 tane müze olduğunu söyledi. Markayla tanışma sürecini anlatan Rıdvan Gölcük, markanın desteğiyle projelerini gerçekleştirdiklerini anlattı. Markayla tanıştığımız tarih 2011 yılıydı. Bir Avrupa Birliği projesine başvurma aşamasındaydık ama aynı zamanda proje yazabilmek, proje üretebilmek, devam ettirebilmek ayrı bir deneyim istiyor. Bu işin içine girdiğimizde zorlanmaya başladık ve bu arada markanın bu konularda kamuya ya da özel sektöre işte proje yazımında bunun devam ettirilmesinde destek verdiğini ilk o zaman duyduk ve Yunanistan'la 2012 yılında kazandığımız ve yaptığımız o proje sebebiyle de markayla tanışmış olduk. Bize tüm proje boyunca desteklerini sürdürdüler. Belki de sağlıklı biçimde bitirmenin ya da başlamanın ve bitirmenin mümkün olmadığı o projede marka sayesinde sağlıklı bir biçimde biz o işin içinden çıkmış olduk. Güzel çıktılara sahip olduk. İlk tanışmamız böyle oldu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın çocuk eğitim atölyesine destek vermesiyle teknik destek projesi yazıldı ve markadan destek alınarak proje gerçekleştirildi. 2012'de bahsettiğimiz proje bir
AB projesiydi. Doğrudan Kalkınma Ajansı'nın fonundan faydalanmamıştık ama o tanıştıktan sonra Kalkınma Ajansı'nın diğer kurumlara yaptığı katkıları da tabii hep duyar olduk, görür olduk. Bu yıl başında markanın 2016 programını açıkladığı toplantıya katıldık. Orada konu başlıklarını gördük ve bizim aslında 2015 yılında kurulmuş bir çocuk eğitim atölyemiz vardı. Ancak kendi bireysel çabalarımızla yürüyen ve en ideal noktada da değildi bize göre. Kalkınma Ajansı'nın çocuk eğitim atölyesine, bu eğitim faaliyetine destek verebileceğini, bu faaliyet konuları arasında olduğunu gördükten sonra bir teknik destek projesi yazmaya başladık. Ve ardından da Kalkınma Ajansı'na sunduk. Kalkınma Ajansı'ndan da başarılı bir şekilde geçti. Ve bugün gördüğümüz uygulama da onun bir yansıması. Projenin etkilerini anlatan Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, gerçekleştirilen projede Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi ve Anabilim Dalı ile ortaklık kurularak sadece bir hafta içinde binlerce çocuğa ulaşıldığını ve ziyaretçi sayılarının %25 arttığını söyledi. Şimdi aslında biz markanın verdiği en küçük desteklerden birisinden faydalandık parasal olarak. Ama ortaya çıkarttığı etki bizim için de tahmin edilemez bir etkiydi. Biz o projeyle beraber Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı ile bir ortaklık kurduk. Bu ortaklığın sebebi şuydu, bu projenin ortaya çıkış fikri şuydu. Birincisi, bizim çocuklara eğitim verebilecek uzman arkadaşlarımızın, arkeolog, sanat tarihçisi arkadaşlarımızın eğitilmiş olması gerekli. İkincisi, bizim verdiğimiz eğitim programının ülkemizin başka bir yerindeki müzenin eğitim programının kopyası değil, bizim ilimize özgü, bizim müzemize özgü bir proje olması gerekiyordu. Ve dolayısıyla biz son derece iyi bir ortak bulduk kendimize ve Ankara Üniversitesi ile bu ortaklığı gerçekleştirdik. Müze uzmanlarımızın eğitimi tamamlandı. Müzemize ilişkin bir eğitim programı yazıldı. Ve sanırım sadece bu hafta içinde rakamlara bakıp onu doğrulayabilirim. Binlerce çocuk ziyaretçi aldık sadece bu hafta içinde. Dediğim gibi hani hiç ölçülebilir değildi bizim için. Bu rakamları, bu küçük projeden bu büyük sonuca ulaşmayı hiç düşünemiyorduk. Ve ziyaretçi sayımız bir önceki yıla kadar içinde bulunduğumuz dönemde %25 daha büyük. Bilet satışımız ise %80. Gelirimiz de %80 katlandı. Ve bu minicik proje sonucunda oldu bunların hepsi. Markanın projesinden memnun kalan Kocaeli Müze Müdürlüğü, yeni projelerinde de markayla tekrar çalışmak istediklerini söyleyerek teşekkürlerini sundular. Mutlaka düşünüyoruz. Hatta bu projeye başlar başlamaz açılmış ve bize uygun olan bazı projeler vardı. Onlara neden başvurmadık falan diye de hayıflanmaya da başladık bir anda. İnşallah önümüzdeki yıl uygun bir başlık bulabilirsek artık markadan alınan desteğin kıymetin de farkındayız. Çünkü destek vermek ötesinde iyi bir iş ortağı olarak yapılan projeyi sahipleniyorlar. İyi iş çıkması için o proje içerisinde oluyorlar. Önümüzdeki yıl markada başvuracağımız projemiz elimizde hazır. Yazımını hemen hemen bitirdik gibi. Şimdi sadece diyoruz ki inşallah bize uygun bir başlık açılır diye umut ediyoruz. Şöyle bir şey var. Kamu kurumları için bahsetmek gerekirse Kalkınma Ajansı çok aktif çalışan bir ajansı. Aynı zamanda kendini duyurmak konusunda da ben yeterli işler yaptıklarına inanıyorum. Ancak bizim aldığımız bu proje sebebiyle de kimi zaman başka insanlarla konuşurken varlığını bilmeyen ya da şöyle bir algının olduğunu gördüm mesela. Hani proje için destek verirler ama bizden de bilmem ne kadar şey isteyebilirler. Karşı bir destek isterler ya da proje için destek veriyorlarmış ama işte verdikleri 10 lirayı da sonra geri alıyorlar diye söylemler var ve dolayısıyla doğru tanımayanlar olduğunu gördüm.
Kalkınma Ajansı her şeyden önce bir kamu kurumu. Ve dolayısıyla tamamen karşılıksız bir iş arkadaşı olarak buradalar. Ben herkese hem kamu kurumunun yöneticilerine hem de özel sektör için de çok önemli. Çünkü özel sektörün de özellikle ithal edilen mallarda yeni üretim, yeni projeler varsa bu konuda büyük destekleri var Kalkınma Ajansı'nın. Kalkınma Ajansı ile mutlaka tanışsınlar. Onlara özgü bir program olup olmaması önemli değil. Çaylarını, kahvelerini içmeye gitsinler çünkü çok konuk severler. Kalkınma Ajansı'nı mutlaka tanısınlar. Belki bu yıl değil ama önümüzdeki yıl mutlaka onların da faydalanacağı bir başlık olacaktır. Bu desteği kaçırmamak lazım. Engelsiz Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Tuğba Türkmen dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Engelli bireylerin sosyalleşmesi adına verimli çalışmalar yürüttüklerini belirten Türkmen, çalışmalarını daha da ilerletebilmek adına Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na proje sunduklarını belirtti. Bu proje engelli yakınlarına psikososyal destek vermeyi amaçlıyor. Engelsiz Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Tuğba Türkmen, engellilerin ek gelir sağlamaları, sosyalleşmeleri ve el becerilerini arttırmaları için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ben Tuğba Türkmen, Engelsiz Yaşam Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini üstleniyorum. Yönetimimiz bir yıl önce değişiklik gösterdi ve bir yıldır görev alıyorum dernekte. Daha önce farklı derneklerde de görev alıyorum bu arada. Derneğimiz de 2009 yılından bu yana faaliyette. Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım'ın desteğiyle sağ olsun faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu bir yıl içerisinde biz engellilerimize yönelik birçok eğitimler, farklı alanlarda destekler sağlamaya çalışıyoruz onlara. Mesela işte zihinsel engelli üyelerimize yönelik işte onlara mesela haftada iki gün eğitimlerimiz var. Yaklaşık da 20-22 kişiye buluyor bu. Yıllık olarak devam ediyor. 15 gün önce falan eğitimleri bitti. Onun dışında bedensel engellilere yönelik yaptığımız eğitimler de var. El işi kurslarımız var. Mesela onlar işte sabun üretimi, nikah şekeri yapımı gibi işte biblolar falan, bu renkli kokulu taşlar yapımı gibi birçok eğitimler veriyoruz. Ahşap boyama gibi mesela. Bunları da yine belediyemizin bize sağlamış olduğu el sanatları sokağımızda bir standımız var. Bu standta engellilerimiz her gün değişimli olarak görev alıp orada ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Kendilerine ek gelir sağlamak amacıyla bu desteği veriyoruz kendilerine. Hem onların sosyalleşmeleri ve el becerilerini arttırmalarına yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yine Kadınlar Günü'nde onlara bir organizasyon yaptık, bir eğlence düzenledik. İşte engelliler gününde onlara destekler, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dernek yardımcısı Tuğba Türkmen, kendi güçlerinin yetmediği yerde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan destek alarak projelerini hayata geçirdiklerini belirtti. Bunun dışında dedik ki hani sonuçta bir gücümüz var. Bizim de bu yapabileceğimiz her şeyin bir sınırı var. Dedik ki biz dışarıdan destek alalım. Ve bu şekilde markanın desteklerine başvurmayı düşündük. Bir proje hazırladık. Markaya sunduğumuz proje şöyleydi. Engelli yakınlarına psikososyal destek vermek adına onları, engelli çocuklarımızı daha iyi anlamak, onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek, onlara daha iyi fayda sağlayabilmek adına ailelere yönelik yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Tabii bu sadece aileler değil, bunun içerisinde engelli çocuklarla çalışan, birebir çalışan öğretmenleri de biz davet ettik kursumuza. Çünkü okullarda kaynaştırma eğitimleri adı altında öğrencilerimizi alıyoruz. Engelli öğrencilerimiz oluyor ve bunlarla birebir çalışan öğretmenlerimiz var. Bunları da davet ettik. Bu şekilde onları daha iyi anlamaya yönelik bir proje hazırladık. Markadan da onay aldı projemiz. Bu kapsamda eğitimlerimiz devam ediyor. 7 günlük bir eğitim bu. Bir psikoloğumuz var. O sürekli destek veriyor. Aynı zamanda engellilerimize de destek veriyor. Onların da işte psikolojik sorunlara yönelik, daha çok onlara çözüm üretmeye yönelik destek veriyoruz bu proje kapsamında. Markayla proje kapsamında tanışan Engelsiz Yaşam Derneği, bundan sonraki projeler için de markayla birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Markayla dernek olarak tanışma sürecimiz tabii ki bu projeyle beraber oldu. Ama daha öncesinde dediğim gibi ben farklı derneklerde de görev alıyordum. Ve markayı buradan biliyorum. Daha önce birçok farklı eğitimlere de katılmıştım markanın. Ama dernek olarak ilk projemizdir markayla ortaklaşa yaptığımız. Bundan sonra tabii ki markanın farklı desteklere yönelik projelerimiz var.
destekler açıldıkça, hibe projeleri açıldıkça biz de sunacağız. Onay alırsa inşallah çalışmak istiyoruz. Verilen eğitimin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Tuğba Türkmen, markanın desteğiyle gerçekleştirilen projenin amacına ulaştığını anlattı. Projenin sağladığı faydalar sonuçta bir psikolojik destek ya da işte ailelere yönelik böyle bir eğitimleri yapmanın maliyetleri yüksek. Sonuçta biz dernek olarak da hani çok gelirimiz yok. Bu anlamda tabii ki bize böyle bir hizmet vermesi, böyle bir destek sağlaması bizim açımızdan çok önemli. Bunun dışında tabii ki hani biz eğitim anlamında da eğitmenimiz gelen psikologumuz da iyi bir bayan, iyi bir eğitimci. O anlamda da biz ondan çok faydalanıyoruz. Bu anlamda hani markadan gerçekten bu eğitim amacına ulaştım derseniz, evet biz gerçekten eğitime katılanlardan aldığımız dönüşler de çok iyi. 7 gün süren eğitimin günlük ortalama 22-23 kişinin katılımıyla gerçekleştiğini söyleyen Tuğba Türkmen, farklı eğitim ve projelerde markayla bir arada çalışmak istediklerini söyledi. Eğitim günlük 22-23 o civarda değişiyoruz. Ya 7 günlük bir program. Bu yani 7 günle sınırlı. Daha sonra farklı eğitimlerle ya da işte farklı projelerle bir arada çalışmayı umuyoruz markayla.